Günaydın. Bugünkü dersimizde matematik 7. sınıfla bağlarız yeni. Bugün vardır ve okuyalım işlemlerin sırası için. Bunu biraz bir saltıncı da da anmışık işlemlerin sırası için. Ne zaman işleriz? Matematikte değişik ödevler nerede ne vardır? Fazla fazla sayılar ve işlemler hesaplamak için biz her bir defa takip ederiz bir kural ne e, yardım edecek bize doğru işleyelim onu. E, ona göre her bir defa vardır belli bir sıra ne gösterir bize ne yardım eder bize hangi şeyleri lazım ben işleyelim ilk. Demek e, normalde şimdiye kadar ne zaman işlerde görevler genelde çok daha basit şekilde yazar ödevleri nerelerinde var da sadece toplamak veya sadece çıkarmak veya sadece çarpmak vesaire. E şimdi eğer gelirse öyle bir olay olsun hem toplamak hem çıkarmak hem çarpmak hem bölmek hep basit ne biliriz hem kuvvetler aynı zamanda o vakit biz mecburiyiz kullanan bir kural ne bize yardım edecek ne işleyelim ilk. Her bir defa A, demek a, işlemlerin sırası a, iki nokta yazayız. Hem nasıl sakele birinci durum, birinci a, başlangıçta bir şey ne işleriz ilk olayak parantezler. Demek eğer var ise a, parantezler hep hangi yerde ödevde mecbur ya silk işleyen parantezleri. Önemli değildir ne vardır başka hem ne kadar vardır. Hem sonunda olsun diyelim ödevan yazık. Parantezleri işleriz ilk. E şimdi niçin de acaba önemli bu? Diyelim işlemlerin sırası ne değiştirir? Eğer yazar ya alırsak sadece basit bir örnek yandan hem bakalım nasıl gelebiliriz yanlış cevaba. Eğer gitmesek sırayla. Devam yazayız. 2 artı 3 defa 5. Devam. Eğer gidersek burada sırayla soldan sağa. Burada gelecek. E, sırayla gidersek soldan sağa. Yerine kurallara göre. Gelecek 5 defa. 5 gelecek 25. Ve budur e, yanlış cevap. Daha doğrusu e, işlem sırası planlı Demek eğer gidersek sırayla buradan aslında idi, ödevde yazdık. O vakit görürüz ki vardır gelelim yanlış cevap. Eğer gidersek kuralımıza göre. Kuralımız der ki eğer var ise çarpmak ilk işleriz 10'i. Daha doğrusu bu olarak 2 artı 15. 3 defa 5 yapar 15. Ve cevaptır 17. Demek budur doğru cevap. Yani e, çarpma toplamadan önce değil demek burada görürüz ki vardır değişik olay var ve ne meydana gelebilir ona göre mecburiyiz biz gidelim sırayla Demek ki ilk önce nasıl dedik yaparız parantezleri. Var ise parantezle olsun ki bu örnekte yok idi parantez. Eğer var ise parantez biz işleyeceğiz ilk parantezleri. Ondan sonra ikinci noktada bulunur kuvvetler. Daha doğrusu parantezde adları da onların üslü ifadeler. Demek eğer var ise sayılarda a, kuvvetler. Herhangi kuvvet ise 2 kareye, 3 kareye, 4, 3'e Beș să fără Vesaire La să bis Ișle egi silconi Eșim de er kuvetleri Se parantezi ce înde gene ișle egi Sonvari zatem parantez Curaui varder gelsan ilk. De e am Nezamanovăiac Cuvetler parantezler în dișa lăsândă Ilg ișle egi sparantezi Sona cuvetten servezle neis Em sonunda herșei varder Toplaia Ondan sonra ıı, üçüncü noktada gelir bölme ve çarpma. Demek dikkat ederseniz ki yazarız nasıl bölme ve çarpma. Bölmeyi yazarız ilk ondan sonra çarpma. Demek var ise aynı vakitte hem bölme hem çarpmak hem bölmek. ilk işleyeceğiz bölmeyi. Ama genelde demek takip ederiz soldan sağa e, ıı, sıra Demek ki eğer gide var ise çarpmak hem bölmek. Gideriz soldan sağa hem ona göre vardır. Toplayalım ne gelirse ilk. Eğer var ise devam bölmek ilk yapayız bölmeyi. Ve normal durumlarda gelerek devam sadece normal durumlarda olarak demek sadece ilk işleyelim bölmeyi sonra işleyelim çarpmayı. Hem sonunda işlemlerin sırasında bulunur toplama ve çıkarma. Demek son yapılan şey Olayak toplamak ve çıkarma. Demek ee, ne zaman olayak? Kalmış olayak sonunda sadece toplama. O vakit ödevi tamamlayabiliriz ve gelebiliriz sonucumuza. Diyelim alırsak bir başka örnek burada. Demek şimdi bugünkü dersimizde fazla işleyici sözlerim ee, örneklerle gideyiz görelim nasıl gider ıı, bu şey. Niçin için genelde devam ıı, işlemler sırasında yoktur bir hangi büyük felsefe nasıl işlenecek. Sadece bilelim nedir. Biz zaten bilirdik. Genelde ne zaman var idi diyelim, parantezler. işlerdeki ilk konu var idi. Belki ben de spesifik olarak anmamış idim ki ilk lazım bunu işleyelim sonra yıkancasını vesaire. Ama şimdi için artık biliriz. Ona göre ıı, daha azdır şans, şans ki yanlış edelim. Diyelim eğer alırsak burada 6 artı 12 bölü 2. Diyelim eğer alırsak bu örneği 6 artı 12 bölü 2. Parantezler ama yoktur burada koyuk. Ona göre ilk neyi işleyeceğiz? İlk işleyeceğiz 12 bölü 2. 12 bölü 2 yapayak 6. Demek burada gelecek 6 artı 6. Hem cevap gelecek 12. Aynen ya, e, değiştirirsek böyle bir yazarsak parantez içinde 6 artı 12 bölü 2. O vakit işleyeceğiz parantezi ilk. Hem gelecek 6 artı 12 içeri parantezde yapar 18 bölü 2. Daha doğrusu o vereydi cevap 9. Demek görürüz ki var ise parantezler vardır değişsen. Yok ise parantezler o vakit A, gideriz. Bölme işleri silk sonra yaparız. Uh, sonra yaparız. Uh, toplamayı. Devam alırsak başka bir örnek. Parantez içinde 24 eksi 9. Kaparız parantezi artı 4 defa 3. Şimdi burada bakarsak vardır iki grup işlemimiz Demek birincisi der parantezin içerisinde. ikincisi der çarpmak parantezin dış arasında. Demek şimdi bu var ne için başlangıçta birbirine etki etmezler. Biz ilk hazırlayabiliriz. Üçüncü durum için ıı, direkt. Diyelim. 24 eksi 9 yapayak ne kadar? 15. Hem aynı vakitte 4 defa 3 yapayak 12. Hem yazarız her ikisinin. Nasıl? 15 artı 12. Topladıktan sonra Cevap gelecek. Yirmi yedi. Yirmi yedi. E şimdi ne zaman olacak? Ödevler aynı vakitte e, nereden vardır hem toplamak hem çıkarmak. E, niçin o var? Bulunurlar aynı sırada Biz e, yapabiliriz ama kumanda deneyelim hesaplayalım ki deyim Bir çeşit daha hızlı şekilde işleyelim ödevi. Örnek burada az, onun için alabiliriz. Nerede ne vardır böyle? 17 artı 31 eksi 5 artı 9 artı 25 a, artı 13. E şimdi bakarsak bu ödevde a, 31. A, buradalar eksi 5. Yazık. Demek 17 artı 31 eksi 5 artı 9 artı 25 artı 13. Demek vardır fazla toplamak ile bir tane vardır çıkaralım. E şimdi bu ödevde devam gidebiliriz bir sırayla istersek. Ama aynı vakitte bazı sayıları gruplandırabiliriz buradaki işleyelim daha hızlı akıldan. Demek ki işler bu ödevi işleyelim aklımızdan. Neyle neyi diyelim toplamak? gruplaştırabiliriz ki daha kolay ve daha hızlı hesaplayalım sayıları. 10 demek. Evet, 17 13 vardır. Ondan sonra vardır 31 ile e, 9 ve vardır üçüncü grup eksi 5 ile artı 25. Toplarsak bunları yaparsanız ne hakkında? 17 13 yapar 30. 31 ile 9 yapar 40. M eksi 5 M 25 yapar 20. Demek 30 40 M 20 vardı. Ona göre cevap gelecek 90. 30 -40, 40, 40 20 yazayım ben ki göstereyim. Eşittir 90. Demek burada bir çeşit kullandık biz ne andık cebirsel kanunlardan ki değiştirme kanunu daha doğrusu ki M değiştirirsek yerlerini yazsa birleştirirsek gruplaştıralım. Önemli değildir. gene geleyiz. Aynı Cevaba. E şimdi başlayacağız örnekle ödevlerle kitapta nedir? Sayfa 29'daki olan e, alıştırma var ne? Diyelim gideyiz direkt o uh, e, başlayıcı birinci ödevden. E, demek birinci ödev. Birinci ödevde de basittir. 5 artı 4 e, çarpı 2. Buradan nasıl yapayız? İlk neyi işleyeceğiz? çarpı Demek olarak 5 artı 4 defa 2 yapar 8. 5 artı 8 yapar verecek cevap olsun 13. İkincisi olarak. İkincisi burada gelecek 4 artı 7 Eksi 5. E şimdi buradan içi vardır. Toplamak, çıkarmak, direkt her şey işlere sıralım. Ee, ne zaman olayak? Hem toplamak hem çıkarmak aynı vakitte. Eğer gruplaştıramazsak bir hangi şekilde nasıl yaptık bu geçen ödevde. O vakit benim tavsiyemdir. İlk işleyelim toplama gibi bir tarafta, çıkarma gibi bir tarafta. Hem sonunda iki büyük sayı birbirinden diyelim çıkaralım. 4 artı 7 yapayak. 11. Eksi 5 yapayak 6. Aa, ee, 11 5 cevapta 6. Ve bırakayım birer yer aralarında Tamam. Üçüncüsü der 6 defa 4 bölü 8. E şimdi burada nasıl ne dedim? Aa, Demek Aa, demek Bölmek ve, ve çarpmak için bulunur aynı sırada. Demek ben dedim ki bölmek ilk işleyeceğiz ama gene aynı zamanda takip ederiz soldan sağa. E şimdi için yoktur hiçbir parantezlere. Mikasider der soldan sağa çarpmaktır ilk. Burada işleyeceğiz çarpmak ilk. Yok bölmek ilk. Değilim. Osa bölmek ünden çarpmak arkadan onu yapaydık ilk. E şimdi buna göre ilk işleyeceğiz 6 defa 4. O yapayak 24. Bölü 8 Hem 24 bölü 8 cevap vereyek 3 işlesek diğer türlü 4 bölü 8 gele 7 0,5 6'yı çarpı 0,5 vereyedi 3 demek var görürüz ki yılda aynı cevabı ise farklı cevabı aynı demek ki yapsak o bir türlü geleydi burada yazayım sadece gelebilirdi olsun. Uh, 6 bölü 0,5 hem gene var idi gelsen 6 0,5'ler uh, daha doğrusu uh, yok gelmeyecek 3 6 bölü 0,5 uh, 6 0,5'ler vardır uh, daha fazla çarpı olsa uh, geleği diyor demek geleği 12 burada Onun için 6'da ile yarası var vardır 12 tane ve görürüz ki Faridi gelelim değişik cevaba. Ama bu durumda doğru cevabımızdır 3. Efendim? Aa evet 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 haklısın yanlış yazdım. Aa, ee, yazdım bölü yerine çarp. Tamam tam gelir evet. Aynı gelirken burada. Demek e, niçin 4'ü 8 ile böldükten sonra Kole yaparız 0,5. Ee, 6 çarpı yarası daha doğrusu 6 ile yarası 4, 3. Tamam biraz böyle enderelim aşağısına. Devam edelim sırayla dördüncü dördüncüsünde vardır 3 defa 3 eksi 7 Evet buradan nasıl dedi ilk işleri çarpma giderek gelecek 9 eksi 7 cevabımız gelecek 2 e şimdi bakalım işleyelim biraz daha zor ödevler ne vardır burada işlemeyelim bu, bu arada demek ilkleri çok daha basit bir de isteyelim direkt işleyelim Yazar alıştırma zihinden hesap ayınız. Bakalım. Bakalım 24. ödevi. Demek 24. ödevde vardır. Parantez içinde 7 artı 13 çarpı 18 bölü 10. Demek gidersek burada Parantezi ne zaman toplayacağız? Yapayak ne ka? 20. Ondan sonra demek var da 20 çarpı 18 bölü 10. Demek burada şey ne yapayız? 20 defa 18 nasıl bulabiliriz daha hızlı? 20 defa 18'i çarpma o. Akıldan yapalım. Demek ki 20 tane 18 der aynı sanki almışak 20 tane 20 hem 2 tane 20'yi çıkarmışak. Acaba bunu yanılırız. Nereden nasıl oluşur? Demek 18 tane 20 der aynı nasıl 20 tane 20 hem 2 tane çıkaram Genel 360. Ona göre 360 bölü Yaparak Eşittir. 30 6 yı. Demek 20 defa 20 400. 380, 360. Demek ki görürüz burada zihinden hesaplamakta nasıl yapabiliriz. 25. ödevde der bu eşitliğin doğru olması için gereken yerde parantezler koyuyoruz. Değil var da 8 artı 6 bölü 2 eşittir 7. Nerede lazımdır koyalım parantezi burada. Ki cevap olsun tam. Devam. Nerede koyabiliriz burada? 8 m da ne olacak? 8 m da uh, ıı, koyarsak onlar elde eder 14. 14 böyle 2. Iı, 8 ve 6 arası koyulur. Yazalım. Demek bazı ödevlerde olacak bu şekilde. nereden ne biz yaz, lazımdır? Ekleyelim parantezleri. Bir hesaplayalım. Ki hesaplayalım daha doğrusu ne kadar Gösterelim doğru cevap ne olarak E şimdi bakalım işleyelim en bazı ödevler nerede ne vardır Kuvvetler İşleyici ödevleri 26. 26. ödev Daha doğrusu başlar burada ailen Ada Vardır Eksi 2 Çarpı Eksi 6 artă, 9. Exi, ce ar x exi, au tine Ne, ne dăc de, ne, ne zaman negativ e negativ, verdi. Pozitiv. Deme me că exi e mexi burda oia cartă, 2 defa fa auti conic. Conic artă docus, ce burda, irmi, ir. Bă, Şimdi vardır 3 artı 5 kareye. Ne demek idi bu kareye üstten? Ne zaman okuduk? Kareler ve kare... Neyle? Öyle, ne, kendisiyle. Demek çarpmayız 5'i 2 ile. Evet çarparız gendesiyle. Demek budur aynı sanki yazmışım. 3 artı 5 defa 5. Daha doğrusu odur. 3 artı 25. Modül eşit 28'e. Ya da yazarız eksi 9. Eksi 9 bölü 3 artı eksi 4. Demek şeyi şey artı görürüz. Başladık karıştıralım en değişik işaretleri ödevlerimizi. Eksi 9 bölü 3. Eksi m artı ne zaman bölünür veya çarpılır? İşaretimiz ne olur? Eksi. Demek burada gelecek eksi 3. Demek eksi 3. en burada ıı, yan yana artı eksi ne zaman var idi? Biz yazardık eksi. Demek gelecek eksi 3. Eksi 4. E şimdi ne zaman var idi? İki tane negatif sayı. Ne yapardık? Rakamları toplarız. Ama işaretimiz kalır eksi. Demek burada cevap gelecek eksi. Iı, eksi yedi. Çada vardır 12 eksi e parantez içi eksi 5 çarpı eksi 4. Demek negatif sayıları genelde yazarız parantez içindeki ki e, ladim yazalım iki tane işaret yani. yani. Burada eksi 5 çarpı eksi 4. Demek burada ilk işleriz parantezin e, e çarpmayı. Demek 12 m eksi 12'nden sonra yazarız hazır. Hem şimdi eksi 5 çarpı eksi 4 ne kadar yapacak? Eksi m eksi çarpı cevaptır. Pozitif artı 5 defa 4 o yapar. 20. Demek olarak 12 eksi 20. 12'den 20'yi çıkarırsak ne kadar kalır? Eksi 8 demek 12 eksi 2 eksi 20 yapayak e, eksi 8 bakalım da da vardır 6 defa 4 eksi 2 3'e demek şimdi dersek kurallama hızlı biz dedik ki kuvetleri ilk işleriz demek sağ taraftan ki parşamazdır kuvvetler sol taraftan vardar çarpma buna göre biz gene ilk asını yapay isayni vakatta çikarma gibi bırakayız sonra altı defa 4 yapar neka 20 24 eee 2 3'e neka geleek akoda ne yapabiliriz O demektir 2 defa 2 defa 2. Demek 3 defa çarpılı. 2 defa 2 4. Defa 2 8. Demek gele 24 uh, eksi 8. Aa, cevabımız 16. Aa, uh, 16. Biraz böyle indireyim aşağıya sonra. Uh, e. E de bakalım. Aa, uh, vardır 6 kare. 6 kare eksi 4 kare bölü 8 bölü 8 e şimdi burada parantezlerimiz yoktur ona göre lazımdır dikkat edelim nasıl işleyeceğiz devam ilk önce yaparız kuvvetleri Altı, yapamayız bölme ilk niçin nasıl ne dedik İdi Kuvvetleri de ilk bölmekler ondan sonra. Demek şimdi gidersek burada 6 defa 6 yapayak 36 eksiği yazarım hazır. 4 defa 4 yapayak 16 en bölü 8'i yazarım. Şimdi 16 bölü 8'i yazarım ilk işlere ilk. Demek 36 eksi kalır. 16 bölü 8 yapar. 2. 36 eksi 2 yapayak 34. Bu iyi bakalım. Bu da vardır. 19 artı parantez içi eksi 20 bölü parantez içi eksi 5. Demek 2 negatif sayının bölünmesi vardır burada. Demek yazarız hazır. 19 artıyı yazarız. Eksi 20 eksi 5 ne zaman bölünür? Eksi eksi bölünürse olur ne? Olur pozitif, olur artı. Ona göre artıyı yazdık artık. 20 5 bölünürse 20 5'ler vardır kaç tane? Vardır 4 tane. Hem ona göre 19 artı 4 cevap gelecek 23. Hem sonuncu devamımız burada. Zaten yaklaşık resim dersin sonuna. G'da o eksi 6 artı eksi 8 bölü eksi 2 eksi eksi 7. E şimdi görürüz farklı fazla şey burada. Demek, ilk ne işleyeceğiz? Oyak eksi 8e eksi 2'nin bölünmesi. Demek eksi 6'yı yazarım hazır. 8 bölü 2 Niçin her ikisi de negatif ona göre olarak pozitif, 8 bölü 2 yapayak 4. Demek yazarım artı 4 eksiye eksi 7, -7 olayak artı 7. Demek aynı vakıtta ben basitleştirdim ıı, işaretlerimi nasıl ne ıı, giderdim. Hem şimdi kaldı. Eksi 6 artı 4 artı 7. 4 artı 7 yapar 11. 11'den bir. 6'yı çıkarırsak kalır 5. Demek son cevabımız 5. Tamam. Demek ıı, umarım bugünün dersi anlarsınız. Kimsenin bir hangi sorusu vardır. Yok. Ee, tamam evi devi için kontrol ederseniz ee, iş defterinde lazım olsun ee, herhalde bu ders. Ee, var iş defteri yanında kimsenin? hay hamdi de bir, bir zahmet. Bakalım sadece. Şimdi. Tamam hangi sayfadır? Tamam. Demek iş defterinde sayfa 19 hem 20. Onlar olaya kevedevi standart Teams'te koyacağım ben. Demek iş yazayım burada. İş defterinde 19 ve 20. Tamam. Dersimiz bugün için bu kadar. Evedeliği ekleyeceğim Teams'te göre iseniz. Ona göre gelen derse kadar güle güle.